Temmuz ayında ardı ardına çıkan yangınlarda ciğerlerimiz yandı. Daha yangının yaralarını sarmadan Karadeniz bölgemizdeki sel felaketiyle sarsıldık, onlarca canımızı kaybettik. Yüzlerce tarım arazisi, ev, iş yerleri ve araçlar sel suları altında kaldı. Felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar dilerim. Bölgede bulunan küçük arazilerde 200 bin çiftçi ailesi tarafından yaklaşık 834 bin dekar alanda 1 milyon 420 bin ton civarında yaş çayı üretilmektedir. Toplulaştırmanın henüz yapılamaması nedeniyle işletme ölçeğinin küçük olması önemli sorunlardan biridir. İşletme ölçeğinin büyütülmesi için mutlaka toplulaştırma yapılmalıdır. İşletmelerin küçük ölçekli olması yanında çay bahçelerinin giderek yaşlanması ve aşırı yağışlar nedeniyle toprak yapısının bozulması gibi sorunlara da acil çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yaşlanmış çay bahçelerinin yenilenmesi, gençleştirilmesi ve toprak yapısının iyileştirilmesi aşamasında çay üreticilerimiz devlet tarafından daha fazla desteklenmelidir. 2016 yılından bu yana kiloda 13 kuruş olarak ödenen destek miktarı da artırılmalıdır. Özel sektör çay alım fiyatlarında üreticilerimizin emeğini ve alın terini dikkate almalıdır. Çaykur ile özel sektör arasındaki yaş çay alım fiyatının farklılığı ve Çaykur kotalarının yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar üreticilerimizin her sezon daha fazla mağduriyetine sebep olmaktadır. Yaş çayın hasat edildikten sonra bekletilme süresinin az olması ve Çaykur'un alım kapasitesinin sınırlı olması gibi nedenlerle üreticilerimiz ürünlerinin önemli bir kısmını da özel sektöre satmaktadır. Bölgede yaş çay alımlarının %53'ü Çaykur, %47'si özel sektör tarafından yapılmaktadır. Çaykur'un kotalarının dışında kalan çay alımlarını fırsat olarak gören özel sektör, açıklanan fiyatın altında alım yaparak üreticileri mağdur etmektedir. Özel sektörün açıklanan fiyatlar doğrultusunda alım yapması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Çaykur kotaları artırılarak fiyat istikrarı sağlanmalıdır. Bu yıl Çaykur tarafından açıklanan taban fiyat kiloda 3,87 lirayken odalarımızdan alınan bilgilere göre çay hasadının devam ettiği bazı ilçelerde özel sektörün alım fiyatları kiloda 2,5 liraya kadar gerilemiştir. Bu durumda üretilen çayın yarıya yakını düşük fiyattan pazarlanmaktadır. Özel sektör Çaykur'un işleme kapasitesiyle alım miktarının yetersizliğini ve çiftçimizin bir an önce ürününü hasat ederek borçlarını kapatma isteğini fırsat olarak görmemelidir. Diğer taraftan özel sektör üreticilerimize bazen teslim edilen yaş çay karşılığında para yerine %25 ila 50 arasında değişen oranda kuru çay vermeyi teklif etmektedir. Böylece pazarlama işini üreticiye yaptırmakta ve kuru çayı da piyasa satış fiyatından üreticiye satmaktadır. Üreticilerimizi zararına da olsa ürün teslim etmek zorunda bırakmaktadır. Bugün bölgede Çaykur olmasa çay fiyatlarının daha da gerileyeceği ortadadır. Çay üretim havzası haline gelen bölgenin istikrarlı bir şekilde üretime devam edebilmesi için özel sektörümüzün de fiyat konusunda en az Çaykur kadar gayret göstermesi gerekmektedir. Coğrafi konumu nedeniyle çayın dışında yetiştirecek ürünleri çok fazla seçme şansı bulunmayan üreticilerimiz mağdur edilmemelidir. Özel sektörümüzü yaş çay alımlarında üreticilerimize haklarını vermede daha dikkatli ve adaletli olmaya davet ediyoruz. Üreticilerimizin en önemli güvencelerinden biri Çaykur'dur. Çaykur'un yapısal iyileştirmelerle birlikte alım kapasitesi ve sektördeki gücü artırılarak yeri korunmalıdır. Özellikle özel sektörde fiyatların fazla gerilediği dönemlerde Çaykur'un fabrika kiralaması sağlanmalı ve özel sektörün düşük fiyatlarına çiftçi mecbur bırakılmamalıdır. Bu sezon Çaykur'un birinci sürgün dönemi yaş çay alım kotası dekara 600 kilogram olarak, ikinci sürgün de 450 kilogram olarak belirlendi. Üreticilerimizin değeri fiyattan daha fazla ürün satabilmeleri için Çaykur ikinci sürgün çay alım kotasını dekarda 550 kilograma yükseltmelidir. Yıllardır çay alımı ve pazarlama konusunda üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümü Çay Kanunu'nun çıkartılmasından geçmektedir. Çay Kanunu taslak çalışmaları
ziraat odalarımızın da içinde olduğu tüm ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları ile tamamlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilmiştir. Çay yetiştirilen alanların coğrafi durumunun dikkate alınması, çay işletmelerinin yapısı ve çiftçilerimizin sosyal şartlarının göz ardı edilmemesi, açıklanan taban fiyatın altında ürün pazarlanmasını azaltarak üreticinin istismarını önleyen, emeğini koruyan Çaykur'un daha fazla güçlendirilerek varlığını koruması, gereksiz harcamaların engellenerek çay üreticisine ve kuru çay üretimine odaklanması, Çaykur'un çay kota miktarı ile işleme kapasitesinin artırılması, kaçak çay girişlerinin önlenmesi, çiftçi kayıt sistemine kayıtlılık oranının artırılması, çay bahçelerinin yenilenmesi, gençleştirilmesi ve desteklerin artırılarak devam ettirilmesi, özel sektörün açıklanan fiyatlardan alım yapması için gerekli tedbirlerin alınması gibi konular hazırlıkları devam eden çay kanunundan üreticilerin olmazsa olmaz öncelikli beklentileridir. Bu konuların yasal bir dayanağa kavuşturulması çay sektöründe sık görülen keyfi uygulamalara engel olacaktır. Çay üreticisi kanunun bir an önce çıkartılmasını beklemektedir. Kanun taslağının meclisten bir an önce geçirilmesi ve yayınlanması konusunda Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bakanlığımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Küçük ve sınırlı arazilerde üretim yapan üreticilerimize bölgenin en önemli ürünü olan çaydan geçimlerini temin etmeleri için gerekli desteklerin verilmesi gerekmektedir. Doğu Karadeniz bölgesini çay üretim havzası haline getiren, zor şartlar altında üretim yapan ve zaman zaman doğal afetlerle karşı karşıya kalan üreticilerimiz doğdukları yerde istihdam edilmeli ve bu coğrafyadan göç etmek zorunda bırakılmamalıdır. Artan girdi maliyetleri ve pandemi süreciyle zor bir üretim sezonu yaşayan üreticiler aynı zamanda doğal afetlerle de karşı karşıya kaldı. Yaz aylarını yaşadığımız bugünlerde çay üretiminin yapıldığı ve hasadın devam ettiği Rize'nin Merkez, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Pazar ve Güneysu ilçeleriyle Artvin ilinin Arhavi ve Murgul ilçelerinde sel ve heyelan afeti meydana geldi. Gerçekleşen aşırı yağış sonucu oluşan sel ile dereler taşmış, heyelan olmuş, yollarla birlikte çiftçilerin evleri de sular altında kalmış ve çaylıklar zarar görmüştür. Zamanında çayını toplayamayan, heyelan sonucu çay bahçesini kaybeden çiftçilerimiz zor durumdadır. Afetlerden zarar gören çay üreticilerine ve yine bu üretim sezonunda başta kuraklık olmak üzere doğal afet yaşayan tüm çiftçilerimize dekar başına nakdi destek yardımı yapılmalıdır. Tarım kredi kooperatifleri ve bankalar olan kredi borçları faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmalıdır. Türkiye kişi başına çay tüketiminde dünyada birinci sıradadır. Türk toplumunun kolay kolay da yerli çay tiryakiliğinden vazgeçmesi beklenmemelidir. Bu nedenle bazı tarım ürünlerinde olduğu gibi çayda da ithalat yoluyla talebe cevap verme yaklaşımı ülkemize çok pahalıya mal olur. Ancak çay üreticilerimizin emeğinin hakkı tam olarak verilirse Karadeniz bölgemizde üretim devam eder. Şayet bu sağlanmazsa ithalat yoluyla çay ihtiyacımızı karşılamak sürdürülebilir bir yol olmayacaktır. Ulusal Süt Konseyi'nin en son toplantısında çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Temmuz 31 Aralık 2021 döneminde 6 ay süreyle brüt 3 lira 20 kuruş olarak sabitledi. Bu fiyat süt üreticilerimizin zarar etmesine neden olacaktır. Önümüzdeki dönemde döviz kuru artışlarının yem başta olmak üzere diğer maliyetlere olası etkileri de dikkate alınarak fiyatlar yeniden belirlenmelidir. Çiğ süt üreticisinin alım gücü üretimi devam ettirecek seviyede değildir. Üreticilerimiz Ocak ayında 1 litre süt sattığında 1.1 kilo yem alabilirken Temmuz ayında ancak 0.97 kilo yem alabilmiştir. Yani 1 kilo sütle 1 kilo yem bile alamamıştır. Bilim insanlarımız sürdürülebilir üretim için paritenin 1.5 olması gerektiğini söylemektedirler. Mevcut yem fiyatlarına göre olması gereken çiğ süt fiyatı 4 lira 57 kuruştur. Süt fiyatlarının brüt 3 lira 20 kuruş olarak sabitlenmiş olmasına rağmen üreticinin eline geçen net fiyat 2 lira 94 kuruştur. Aradaki fark çiğ süt fiyatlarını artırarak, yem fiyatlarını düşürerek ya da çiğ süt primini artırarak ve destekleri zamanında ödeyerek kapatılabilir. Çiğ süt fiyatları önümüzdeki dönem için bu şekilde uygulanmaya devam ederse, daha önceki açıklamalarımızda da sürekli vurguladığımız gibi
Ne yazık ki hayvanlar kesime gidecek, yeni bir kriz kaçınılmaz olacaktır. Fabrika yemi fiyatlarının Temmuz ayında döviz kurunda yaşanan gerilemeler ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya ucuz ham madde vermesiyle ancak %2 civarında gerilemiştir. Bu düşüş yeterli değildir. Üreticilerimiz daha büyük güçler sağlayacak müdahaleler beklemektedir. Süt yemi fiyatlarına son 7 ayda %27,9, son 1 yılda ise %62,7 oranında zam geldi. Çiğ süt fiyatları yıl sonuna kadar sabitlendi. Ama yem fiyatlarının ne kadar yükseleceğini kimse bilmiyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları 2021 Ağustos anketine göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 8,94 olarak tahmin edilmektedir. Yani yıl sonuna kadar döviz kurunun artacağı, kendisine bağlı yem artışını da tetikleyeceği görülmektedir. Yıl sonuna kadar sabitlenen çiğ süt fiyatlarının bu öngörü dikkate alınarak yukarı yönlü revize edilmesi elzemdir. Çiğ süt fiyatları belirlenirken devletin verdiği destekler de dikkate alınmakta, teşviklerle üreticinin eline geçecek para üzerinden hesaplar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan hesaplamanın doğru olmadığını 7 aydan beri ödenmeyen desteklerle daha iyi görüyoruz. 2021 yılı içerisinde üreticilerimize hak ettikleri primler henüz ödenmedi. Paranın da bir değerinin olduğunu anlamak lazım. Ocak ayında verilecek para Ağustos ayında verilince ne yazık ki yeterli etki yapmıyor. İstediğimiz sonucu almak için destekler sanayicinin üreticiye ödeme yaptığı dönemle, yani sütün teslimini takiben aynı zamanda yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki zamanında ödenmeyen desteklerin üreticilerimize katkısı yeterli değildir. Çiğ süt piyasasında fedakarlık bugüne kadar hep çiğ süt üreticisinden beklendi. Üreticimiz de bu beklentiyi yıllardan beri fazlasıyla yerine getirdi. Çok küçük kâr paylarıyla, hatta çoğu zaman zararına sütünü satmayı kabul etti. Ancak artık fedakarlık yapacak bir gücü kalmamıştır. Adil işleyen bir süt piyasası için bu sektöre hizmet eden, girdi sağlayan, herkesin özveriyle elini taşın altına koymasının zamanı gelmiştir. Üretici biterse süt de biter. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Mayıs ayında hazırladığı kuraklık raporunda kuraklıktan zarar gören il sayısı 22 iken Mayıs ayı sonunda 41'e yükseldi. Ancak Mayıs ayı yağışlarının Türkiye genelinde geçen yılın Mayıs ayına göre %66 düşük olması, Marmara bölgesi hariç tüm bölgelerde yağışların azalması nedeniyle kuraktan etkilenen il sayısı artarak Haziran başında 52'ye çıktı. Yağışlarda görülen anormal düşüşler rekolte tahminlerinde de ciddi sapmalara neden olmuştur. Hubbat ve baklagiller kuraklıktan en fazla etkilenen ürünlerdir. Arpa, buğday ve kırmızı mercimekte önemli üretim kayıpları olmuştur. Ayrıca kuraklık yeni ekilen mısır, şeker pancarı, patates, yeşil mercimek ve sebzeleri de olumsuz etkilemiştir. Meyveler, yem bitkileri ve meralarda susuzluktan zarar gören tarım alanlarıdır. Bunun sonucunda piyasada yaşanan arz talep dengesizliği sadece üreticileri değil, tüketiciyi de olumsuz etkilemekte ve tarım ürünleri fiyatları istikrarsız hale gelmektedir. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın ve gıda tedarik zincirini zaafa uğratmamanın birinci ve vazgeçilemez yolu desteklerdir. Dolayısıyla kuraklık destek ödemelerinin kuraklık şartlarına göre güncellenmesi ve mutlaka vakit kaybedilmeden ödenmesi gerekir. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de kuraklık konusunda çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlar bu yıl ülkemizde son 50 yılın en kurak aylarının yaşandığını açıkladı. Türkiye, tarımının adeta ateşten gömleği olan döviz kuruna bağlı girdilerdeki enflasyon üstü fiyat artışları, tarımsal desteklerdeki yetersizlik gibi üretim yapmayı olumsuz etkileyen sorunlara da bir de aşırı kuraklığın eklenmesi üreticilerimizi fazlasıyla mağdur etmektedir. Dekar başına en fazla 100 lira olarak belirlenen desteklemelerin ödenmesinde yaşanan belirsizliklerin ilgili kurumlarca bir türlü bertaraf edilememesi sonucunda üreticilerimizin büyük bir bölümü maalesef tarıma küsmek üzeredirler. Onların tarımsal üretimi terk etmesi beraberinde başka sosyal ve ekonomik sorunları da getirecektir. Yaşanan küskünlüğü bir nebze azaltacağına inandığımız kuraklık desteğinin küçük miktarda olmasına rağmen en kısa zamanda çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmasını bekliyoruz.
Ancak şimdiye kadar yetkililer tarafından desteklerin ne zaman ödeneceği net olarak açıklanmadı. Kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki yok edici etkilerine en yakından tanık olan toplum kesimi üreticilerimizdir. Üreticilerin sesine mutlaka kulak vermemiz gerekir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak yayınladığımız kuraklık konulu raporlardaki öngörülerimizin neredeyse tamamı gerçekleşmiştir. Bu nedenle kuraklığın yakıcı etkilerini en aza indirmek amacıyla hazırladığımız ve kamuoyu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli paylaştığımız taleplerimizin bir an önce gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintileri konusunda geçtiğimiz hafta da söylemiştik. Şimdi de tekrar etmekte fayda var. Ortaya koyduğumuz haklı gerekçelere rağmen talebimiz ilgili elektrik dağıtım kurumları tarafından yeterince dikkate alınmamış olup kesintiler sürmektedir. Elektrik kesintisi nedeniyle sulamada yaşanacak kayıplar beraberinde bitkisel üretimde ciddi miktarda azalmalara neden olacağından gerek birliğimiz gerekse üyemiz Ziraat Odaları tarafından tarımsal sulamayı engelleyecek elektrik kesintilerinin yapılmamasına ilişkin taleplerimizin yerine getirilmesi gerekmektedir. Plansız, programsız ve sulama zamanları dikkate alınmadan yapılan bu kesintilerden ürün kaybına uğrayacak üreticilerimizin zararlarını kim karşılayacaktır? Elektrik dağıtım şirketlerinin sulama kesintisine sebebiyet verdikleri için üreticilerimiz adına doğacak tazminat hakları ile ilgili birinci derecede sorumlu olacakları unutulmamalıdır. Haklı taleplerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz. Bu yıl tarım sektörü kuraklık, sel ve diğer doğal afetler nedeniyle zaten ciddi kayıplar yaşamış ve üreticilerimiz zarar görmüştür. Bu afetler kontrolü kolay olmayan doğal felaketlerdir. Fakat elektrik kesintilerine bağlı ürün kaybının mantıklı açıklamasını yapmak zordur. Bu durum üreticimize, Türk tarımına ve tüketicilere telafisi güç zararlar verir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bu zararın kim tarafından sahipleneceğini ve karşılayacağını bilmek istiyoruz ve bunun da takipçisi olacağız.